Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, bizi televizyonları başında izleyen Büyük Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Spor Bakanımız burada, sizler de hoş geldiniz değerli bürokratlarla beraber. Ben Spor Bakanlığı bütçesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tabii spor deyince her ne kadar çok böyle ciddiye almasak da aslında spor öyle bir şey ki dünyada daha büyük bir sosyal olgunlaşma ve yakınlaşmayı sağlayacak başka bir şey yok. Özellikle futbola baktığımızda bugün dünyada milyarlarca insanın en çok izlediği spor dalı. Ve bir maça giderek insanlar deşarj olabiliyor, sakinleşebiliyor, üzülüyor, seviniyor ama neticede orada bir sosyallık yaşıyorlar ve eve geldiklerinde de akşam bayağı bir rahatlamış geliyorlar. Şimdi tabii Türkiye'de yaşanan bir sürü sıkıntı var. Biz bunu spor üzerinden bir nebze de olsa rahatlatabiliriz. Dün akşam burada gecenin saat 2'sinde yaşanan gerginlikte 3-5 dakika spor konuşuldu, futbol konuşuldu. Bütün milletvekilleri gülmeye başladı. Herkesin stresi alındı. Demek ki bir sporla milletvekillerinin bile stresini alabiliyorsak 3-5 dakikalık konuşmayla, demek ki Türkiye'de de bunu yapabiliriz. Ama maalesef Türk sporu arkadaşlar çok zor durumda. Ben bir tespit yapacağım. Ondan sonra hep beraber bunu nasıl çözeriz diye buna kafa yoralım. Tabii bir ülkenin sporunu eğer genelini, başarısını ölçmek istiyorsanız 4 senede bir olimpiyatlar yapılıyor bildiğiniz gibi. Bu olimpiyatlarda neden orada belli oluyor ülkenin spor başarısı? Çünkü her branştan sporcular gidiyor ve olimpiyatın sonunda baktığınızda kaç madalya almışsınız, dünyada kaçıncı sıradasınız, ona göre belli oluyor sizin başarınız. Türkiye maalesef 3 olimpiyattır, yani 4 senede bir yapılan 3 olimpiyattır Türkiye tarihinin en başarısız olimpiyatlarını yaşıyor. En az madalyasını aldığımız olimpiyatları ve bu madalyaların da bir kısmı maalesef 80 milyonluk ülkede devşirme sporcularla alındı. Tabii çok vaktimiz olmadığı için, biraz güncel olduğu için futbol üzerinden gideyim daha kolay anlaşılsın diye. Türk futbolu ise artık uçurumdan çoktan düşmüştür arkadaşlar. Bunu birkaç tane örnekle ben size anlatayım. Burada hiç kimseyi eleştirmek veya kimseyi suçlamak manasında konuşmuyorum. Bu suç varsa hepimizin zaten. Ha, daha az daha fazla ama hepimiz bu işte varız. Şimdi kulüplerin mali durumları o kadar kötü ki, bu son zamanlarda konkordato denen bir moda bir şey var ya, eğer müsaade etsek konkordato ilan etmek zorundalar. Çünkü kulüplerin hepsi iflas etmiş vaziyette. Yani şöyle söyleyeyim, 4 tane büyük kulübün şu andaki borcu 10 milyar liraya geçti. Net rakamını söyleyeyim. Fenerbahçe 3,5 milyar, Galatasaray 2,8 milyar, Trabzon 2, Beşiktaş 2,1 milyar, Trabzonspor 1,1 milyar. Ve bu rakamları ödeme ihtimalleri yok. Yani 10 trilyon lira eski parayla, 10 katrilyon lira, şimdiki 10 milyar lira, %30-35 faizden deseniz yıllık 3-3,5 milyar, 4 milyar lira faiz ödeyecekler. Böyle bir gelirleri de yok bu kulüplerin. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki senenin bütün gelirlerini, çok gelirini ve kendi emlaklarını, kendi ellerinde bulunan malzemeleri de temlik ettirdiler finans kuruluşlarına ve birkaç sene sonrası için bile gelen gelirler artık gelmeyecek. Bu nedir artık? İflas etmiş demektir. Tabii Avrupa'da boş durmuyor. UEFA bakıyor ne oluyor diye Türkiye'de ve bildiğiniz gibi bir takım yaptırımlar yaptırabilirler bize. Bunlar nedir? Avrupa kupalarından men edilmek, ki son birkaç yıldır büyüklerimizin çoğu zaten biliyorsunuz men edildi Avrupa kupalarından. Daha sonra eğer düzeltmezsek bu işi, puan silme ve daha sonra da eğer düzeltmezsek lig düşürme. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un küme düştüğünü? O zaman Türkiye'de futbolu kim seyreder zaten? Tabii sadece 4 büyükleri söylüyorum da 4 büyükler değil. Hepimizin bildiği Karşıyaka, Bucaspor, Kayseri, Erciyes, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Gaziantep, Mersin İdman Yurdu ve Manisa Spor gibi geçmişinde birçok başarısı olan kulüpler şu anda puanları silindi. Ya kapanmak üzereler ya amatör kümeye doğru ciddi manada yol almaktadırlar. Şimdi tabii güncel diye Galatasaray'dan örnek vereyim. Türkiye'mizin asırlık kulüplerinden bir tanesi. Benim de şerefle forma giydiğim kulübümüz. 4 yıl önce Galatasaray UEFA ile bir anlaşma imzaladı. Dedi ki bizi reddetme Şampiyonlar Ligi'nden, Avrupa'dan. Başka bir şeyler yap bize. Bir anlaşma imzaladılar. Hatta bundan 1-1,5 ay kadar önce Sayın Başkan, Galatasaray Kulübü Başkanı gidip geliyor oraya. Anlaşmayı tekrar geri aldılar. Neden biliyor musunuz? Galatasaray'ın imzaladığı bir önceki anlaşma, Galatasaray taahhüt etmiş. Ben senelik şu kadar zarar edeceğim, şu kadar borçlanacağım diye. 4 katı borçlanmış. O yüzden şu anda geri aldı
UEFA şeyi kontratı inceliyor. Eğer iptal ederse Galatasaray'ımız uzun yıllar Avrupa kupalarına gidemeyecek. Ha Galatasaray gidemedi, yerine diğer takım gitsin. Maalesef diğer takımlar da aynı durumda, diğer takımlar da gidemeyecek. O yüzden bizim bu işe acil bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi ben geçenlerde Sayın Bakan yukarıda komisyonda dedim ki bu başarısız federasyonları özellikle futbol federasyonuna kayyum atansın. Tabii millet bunu şaka zannetti de aslında Türk Futbol Federasyonu'na 5 yıl önce kayyum atandı. UEFA geldi oturdu. Galatasaray sen bu kadar harcayacaksın. Beşiktaş sen bu kadar. Fenerbahçe bu kadar. Trabzon bu kadar. Bunun dışında kıpırdayamazsın. Kıpırdarsan puanını silerim. Avrupa'dan men ederim, küme düşürürüm. O zaman bizi niye yönetsinler ki İsviçre'den? 80 milyonluk ülkede bu kadar insanız biz. Yani o kayyum meselesi şaka değil. Ha kayyum olmaz başka bir şey. Buna bir çözüm bulalım biz. 2011 senesinde net rakamı söylüyorum. UEFA, FIFA mali fair play kriterlerinde bir baktı Avrupa kulüpleri kötüye gidiyor. Tam 2011 senesinde 1.7 milyar euro Avrupa kulüplerinin zararı var. Tak kuralları koydular. Türkiye'ye de koydular. 2017 rakamlarını veriyorum. Avrupalı kulüplerin 1.7 milyar euro zarardayken şu an itibariyle 2017 sonu 600 milyon euro kâra geçtiler. Aynı kurallar Türkiye'de uygulandı. 2011'de %41'di bizim kulüplerin zararları. %41. 2017 sonunda %200'leri geçti. 5 kat arttı. Sadece büyüklerin, 4 büyük kulübün zararı 1,5 milyar euro. Peki kurallar aynı. Orada da aynı kurallar işletiliyor. Türkiye'de de aynı kurallar işletiliyor. Peki orada zarardan kâra geçildi. Bizimkiler nasıl 5 kat daha fazla zarar ediyor? Bu neyi ortaya çıkarıyor ki? Kurallar doğru, uygulamalar yanlış. Peki bu uygulamayı yapanlar kimler? Bizi yönetenler, futbolu yönetenler. Demek ki insan faktörü, hangi kuralı koyarsanız koyun, ne yaparsanız yapın, insan faktörü. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi işi ehline vermezseniz işte bu durumlara gelir. Şu anda şeyi söyleyeyim bir de size. Şu anda eğer bu fair play kurallarını biz yerine getirmezsek bize müdahale edecekler. Ondan sonra elimizden bir şey gelmeyecek, yapamayacağız. Öyle bir federasyonumuz var ki bizim. Yani şöyle söyleyeyim. Federasyon başkanı hiçbir maça gidemiyor tepkiden. Kulüp başkanları diğer deplasmanlara gidemiyor tepkiden. Aldıkları cezalar 60 gün, 90 gün falan. Neredeyse maça gelemeyecekler kulüp başkanları yıl içerisinde. Esprisini de yaptım. Allah'tan bu ceza hapis cezası değil. Çoğu cezaevinden çıkamazdı kulüp başkanlarının bu gidişle. E peki geçen gün Futbol Federasyonu Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ali Ahmet Ağoğlu'na Profesyonel Disiplin Kurulu 60 gün ceza verdi. 2 gün sonra Hukuk Kurulu cezayı iptal etti. Ya 60 gün ceza verilen adam iptal edilir mi? Demek ki haksız ceza verdin o zaman. Aynen öyle. Ya bu cezayı verme ya da hadi indir onu 50 güne 40 güne. Sıfır ne? İnanılmaz bir federasyonumuz var. İnanılmaz kötü yönetiliyor. Milli takıma gelelim. Geçen ay milli takımımız Avrupa Uluslar Ligi'nden küme düştü. Yanılmıyorsam da son 4 maçta gol atamayarak. Şimdi milli takımımızın oynayacağı ligi söylüyorum size. Türkiye, Estonya, Ermenistan, Karadağ, Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Litvanya, Cebeli Tarık, Faroe Adaları, San Marino, Malta, Andorra, Kosova. Çoğunu duymadınız bile ismini. Belki seyretmediniz hayatınız boyunca. Türkiye milli takımı şu anda burada. Peki Türkiye milli takımı neredeydi? Hepimiz buna şahit olduk. Biz 2002 senesinde Japonya'da yapılan Dünya Kupası'nda. Dünya üçüncüsü. Peki şu anda 2018'de dünya 38.'si. Şimdi futbolun geldiği nokta. Kulüplere gidelim. Galatasaray 2000'de UEFA kupasını almış. Bütün devleri yenerek. Bütün devleri yendi. Sonradan da Süper Kupa finalinde Real Madrid'i de yendi. Arsenal'i de yendi. Bütün hepsini yendi ve 2001'de Süper Kupayı aldı. Geçen hafta Galatasaray Porto maçı oynanıyor İstanbul'da ve Porto Galatasaray 3-2 yeniyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. Galatasaray'ın üst düzey bir yöneticisi televizyona çıkmış diyor ki soyunma odasına bir girdim, alkış tufanı koptu. Binlerce insan beni aradı, tebrik etti. Arkadaş yanlış soyunma odasına mı girdin yani? Şimdi
Ya gülünecek, ağlanacak halimizde biz şu anda gülüyoruz. Koca Galatasaray takımı Porto'ya yenilmiş, Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, binlerce tebrik telefonu alınmış ve soyunma odasında alkış varmış. Bu bir zihniyetin çöküşüdür arkadaşlar. Biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Süper Kupa aldık, UEFA aldık. Bir dünya Avrupa şampiyonalarına katıldık. Ama şu andaki durum facia Sayın Bakanım. Şimdi bunları size ben niye anlatıyorum? Ha bir şey daha anlatacağım. Bu 2024 senesinde Avrupa şampiyonası olacaktı. Biliyorsunuz bu Almanya ile biz kaldık iki ülke. Ve bununla ilgili inanılmaz bir kampanya düzenlendi. İnanılmaz paralar harcandı. Hem sponsorlar hem devletin imkanları. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Oraya gittik. 12'ye 4 kaybettik biz. Olabilir bu. Ama biz 2016 yılı talip olmuştuk. Bundan 8 sene önce bir oyla kaybetmiştik. Şimdi o kadar kötü yönetiliyor ki tanıtım filmini seyrettiniz mi? Ve oradaki kampanya nasıl yürütülüyor? Dünya futbolunda ikinci adam Şenez Erzik. 20 sene bizi temsil etti. Kampanyada yok. Etçi tuz atıyor. Etçiyi koymuşlar kampanyaya. Diyorlar ki Türkiye'nin tanıtımı bu. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya anlatıyorum ortaya. Herkes kim üzerine ne alınıyorsa alınsın. Şimdi o kadar kötü yönetiliyor ki bu futbol federasyonu. Kendi işlerinde de birbirlerine girdiler. Sayın Ali Dürüst istifa etti bundan bir 15-20 gün önce. Diyor ki ben futbol federasyonundan istifa ediyorum. Güvenmiyorum bu futbol federasyonuna. Ne olduysa iki gün sonra hayır ben federasyon başkanı ve futbol federasyonuna güveniyorum. Ben geri dönüyorum görevimin başına. İstifa etmiyorum. Galatasaray'ın haklarını korumak için de buradayım. Bakın arkadaşlar futbol federasyonu yöneticisi bir kulüp isminin hakları için oradaymış. Peki Kayseri Spor'un, Ankara Gücü'nün, Trabzon Spor'un, ne bileyim Gaziantep Spor'un, Eskişehir Spor'un haklarını kim koruyacak ya? Siz meydanı boş mu buldunuz zannediyorsunuz? Kasımpaşa'yı, bütün takımları yani. Şimdi böyle bir rezillik olmaz. Bu rezalete bir son vereceğiz biz. Tabii ki söylenecek daha çok şey var. Ancak Sayın Bakanım şimdi size anlatıyorum. Ben bunları anlatırken sizi de suçlamıyorum, sizi de sorumlu tutmuyorum. Hepimiz sorumluyuz. Şimdi 16 yıldır bu iktidardasınız, tek başına yönetiyorsunuz. Futbolda bu başarısızlıklar ve bu spordaki başarısızlıklar ne zaman gelmiş biliyor musunuz? Türkiye tarihinin en büyük tesislerinin yapıldığı dönemde. Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 20'ye girdiği dönemde. Bu kadar iletişim, bu kadar para, bu kadar imkan ama 2002'den 2018'e gelinen nokta bu. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir hasta düşünün, artık kanser her tarafını sarmış. Bunu morfinle, aspirinle, gripinle çözmeniz mümkün değil. Gittikçe de bu sarıyor ve artık tamamen sardı. Bunu kökünden atacaksınız Sayın Bakanım. Burada daha önce bakanlık yapan Çağatay Bey var. Osman Aşkın Bak var. Sizi yeni tanıyorum. İyi niyetinizden hiçbirinizden şüphem yok. Ama biraz cesaretli olun. Bak burada Milliyetçi Hareket Partisi'nde 50 tane aslan var vatan aşkıyla tutuşan. Görev aşkıyla tutuşan. Yanınızdayız. Sporla ilgili ne kadar bilgimiz, görgümüz varsa hepsini masaya da koyarız. Geliriz gece gündüz de çalışırız. Şimdi anlıyorum sizi. Bazı dengeler, Spor Bakanlığı'nda klikleşme, şu olmuş bu olmuş. Allah önce size kolaylık versin. Önce onu söyleyeceğim. Ama cesaretli olmazsanız geldiğiniz gibi gidersiniz. Onun için cesaretli olun. Burada herkes de bu futbol konusunda size destek verecektir. Bir şansınız daha var. Milli futbolcu Alpay Özalan burada. Adını altın harflerle Türk milli takımına futbol tarihine yazdırmış. Alpay sana da söylüyorum bu sorumluluk en çok da sana düşüyor. Neden? İktidar partisi milletvekilisin. Bakanınız da burada, hükümetiniz de burada, her şey elinizde. Lütfen bu sorumluluğu al ve gereğini yap. Bazı çalışmalar yaptığını da biliyorum, bana da söyledin ama bunlardan geri adım atma. Biz de buradayız. Hiçbir parti bu söylediklerime karşı çıkmaz. Kim istemez burada futbol düzelsin? Akşam burada Beşiktaş maçı var. İki tane milletvekili seyrettik maçı 15 dakika. Beşiktaş'ın maçı Avrupa'da elendi hem de şey maç, kritik maç. Kahramanmaraş milletvekili Ali vardı. Fenerbahçe maçını büyük ihtimalle kimse seyretmedi. Peki ne olacak arkadaşlar? Bizim bir zevkimiz var. Bir keyfimiz vardı. O da artık törpülendi.
Onun için Sayın Bakanım, şöyle de bir mazeretiniz olamaz. Ben yeni bakan oldum, evet 5 aydır bakansınız. Problemleri önce bir tespit edeyim, sonra müdahale edeceğim. Öyle bir şans. Toparlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yıllardır Spor Bakanlığı'nda üst düzey görevde bürokrat olarak çalıştınız. Başarılı işler yaptığınızı da biliyoruz. Bütün problemleri de biliyorsunuz. Ama bizim Türkiye'de bir hastalık var. İşte dengeler var. Onun adamı, bunun kardeşi, seçim geliyor, seçim bitsin. Aman şu darılmasın, bu gücenmesin. Artık buna bizim hakkımız kalmadı arkadaşlar. Hepimiz için söylüyorum. Ya bu sporu düzelteceğiz ya da bu millet, bu FETÖ başta terör örgütü olmak üzere futbol üzerinden, futbol terörü üzerinde ciddi manada çalışma yapılıyor. Bu başkanların bu ceza almaları, bu antrenörlerin ceza almaları, oyuncular, bu statlardaki olaylar hep bir şeyler körükleniyor. Hep de söylediğim bir şey var. Yugoslavya'daki Sırbistan-Bosna Savaşı statta başladı. 35-40 kişi ölünce ondan sonra bütün ortam hazırlandı ve ülkede 7'ye bölündü. Çok dikkatli olmalıyız. Bu spor hepimizin ortak değeridir, partiler üstüdür. Onun için de ben Sayın Bakanım, cesaretli olun, adımları atın. Biz de arkanızdayız. Lütfen konuşmanızı geldiğinde buraya, lütfen tesisleri anlatmayın. Biliyoruz. Muhteşem statlar yapıldı. Toparlayın Sayın Sancı. Teşekkür ederim. Tesisler yapıldı, statlar yapıldı. Her türlü imkanımız var. Hiçbir lafımız yok ona. Ama bu işleri nasıl çözeceğinizi gelin burada anlatın. Biz de burada sevinelim. Bugün bir keyifli gidelim evimize. Öyle mi arkadaşlar? Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sayın Başkanım, fazladan süre verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Sayın Bakanlarım, size de saygılarımı sunuyorum. Hepinize de tekrardan teşekkür ediyorum. Ses sırası.